Hepinize selamlar. Milliyetin Bakanlığının 6. sınıflara ortak yazılı kısmı var biliyorsunuz ki. Bugün onlarla ilgili konuşalım istiyorum arkadaşlar. Bu 6. sınıf matematik ortak sınavı çok önemlidir. Lütfen dikkatli olun ve ciddiye alın. Çalışın. Zaten Milliyetin Bakanlığı sizlere şöyle bir kazanım kısmı oluşturdu. Ben bu kazanımlara göre hatta hepsini ayrıntılı bir şekilde gördüğünüz gibi tek tek sizin anlayabileceğiniz şekilde düzenledim ve bunun pdf'ini oluşturdum. Bunlara açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ve instagram adresine gelin. Oradan da paylaşacağım. Lgs hocam diye instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Oradan sizlere ulaştıracağım. Şimdi birinci soru işlem önceliği. ikinci soru doğal sayılarda problemler. Üçüncü soru bölünme kuralları. Yani burada soruların sıralaması değişebilir. Mesela bölünebilme belki birinci soru olarak karşınıza gelebilir. Ama genel olarak baktığımızda bu konuların buradaki kazanımların hepsi çıkacaktır karşına. Ben senin için 16 soruluk muhteşem bir test de oluşturdum ve bugün onu da çözeceğim. Yani sen senin için 100 almaman için, 100 alman için diyeyim, alman için de 100 alman için her şeyi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, o yüzden sizler de lütfen bu sizin sınavınız. Çalışın. Bakın burada kazanımlar belli. <laughs> Sınavın da çok zor olacağını sanmıyorum. Yeni nesil soru olacağını sanmıyorum. Daha temel kazanımları ölçebilecek düzeyde bir sınav olacağını düşünüyorum. O yüzden lütfen rica ediyorum. Çalışın abi. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu hatta bakın neden 6. sınıflara özel? Çünkü 6'da, 6'da 7'de 8'de artık olacaksınız. Siz yani sizin tayfa olacaktır. O yüzden LGS'yi belki de sizin döneminde, döneminizde kaldırabilir ve bu ortak sınavların ortalaması puanı geçerli olabilir. Dikkat 6. çiziyorum Dikkat lütfen. Peki 6. sınıf matematik ortak sınav konularımız burada. Bunları ben pdf olarak hallettim. Size soruda hazırladım. Şimdi o sorulara bakalım mı? Haydi bakalım. Sorumuz, sorularımız gelmiş bulunmaksa istedim. 16 tane sorumuz var ve sınavda çıkabilecek soru tipleri arkadaşlar güzel sorular oldu. Kendim hazırladım. Tabi bazılarından yardım aldım. Mesela kaynaklara bakarak destek almak istedim. Tabii ki yardımcı oldu bana kaynaklar. Bazıları da kendimiz hazırladık. Şimdi peki hemen bakalım. İlk sorumuz bizden de istiyor. Bakın arkadaşlar tek tek ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Eğer bir sorun veya bir sıkıntı var ise lütfen yorum kısmına belirtin. Birinci soru. İşlem önceliği sorusu mükemmel. Çok seversiniz. Kolay zaten genelde. Bunları lütfen kaçırmayın. Şimdi öncelikle ben işlem önceliğine neye dikkat etmem gerektiğini söylüyorum. Bak dikkat. İlk önce varsa üslü ifade yapılır. Üslü ifade. Peki var mı bizim sorumuzda üslü ifade? Var. 5 üzeri 2. 5 üzeri 2'nin ben 5 çarpı 5 olduğunu biliyorum. Çünkü üslü ifadelerde ben diyorum ki he tabanı kuvveti kadar yan yana çarp. 5'e 2 kere yan yana çarptım. 5 kere 5'ten 25 olduğunu görebiliyorum. O zaman ben bunu silip buraya 25 yazabilirim. Var mı sıkıntı? Yoktur. Devam ediyorum. Ondan sonra parantez. Üslü ifadeler bitti. Sonra parantez kısmına bakıyorum. Parantezimiz var mı? Tabii ki var. Hemen parantezimiz çözüyorum. Ama parantezimizin içinde de dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Aha da burada bir çarpma işlemi var. Arkadaşlar ilk önce çarpma mı yapılır? Toplama mı? Tabii ki çarpma işlemi yapılır. O yüzden 8 ile 4'ü çarptığımda 32 olduğunu görüyorum. Artı bir de 10'um var burada. 10 ile 32'yi toplarsam 42 yaptı. He şuranın tamamı 42 oldu mu? Oldu. Şöyle yapayım. Şuranın tamamı da 42 oldu. Devam ediyorum. Şimdi şurayı bir düzenleyeyim. İlk önce bir düzenleyeyim arkadaşlar. Onu bir görün. Şurayı bir düzenliyorum. Şimdi burada ne kaldı? 20 artı 20 artı, 20, artı, 20 artı 50 çarpı 5 artı 25 eksi 42. Ya şurayı çünkü 42 bulmuştuk. Peki şuradaki işlemde önceliğimiz ne olması gerekiyor? Parantezden sonra çarpma ve bölme olacak. Çarpma ve bölmeye dikkat. Soldan sağa ilk sırada kim varsa o yapılır. Tamam mı? Hemen bakıyorum. Bakın burada toplama var geçtik. Çarpma var. Hmm, başka var mı? Yok. O zaman ne yapıyorum? Bunu çarpıyorum. 5 kere 5'ten 25 yani burası 250 olacaktır. 0 koydum. Şimdi 20 artı 250 artı 25 eksi 42 oldu. Aa işim kolaylaştı. Neden? Çünkü artık hepsi ya toplama ya çıkartma. Yapabiliriz. 20 ile 250'yi toplarsam hatta şöyle 250 275 295 yaptı burası. 295 eksi 42 yapacağım. 295'ten de 42'yi çıkarırsam 253 mi kalır? 253 kalır. O yüzden cevabım denizli olacaktır. 50, 90, tam 253. Anlaştık mı? Sıralama kolay. Kek bunlar. Kek, 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 kek. Şimdi Hasan... 6 litrelik ve 10 litrelik kovaları kullanarak bahçelerdeki süs havuzlarını doldurmak istiyor. 6 litrelik kovayı 3 kez dikkat. O zaman ben 6 litrelik kovayı 3 kez kullandığım için 6 litrelik ve 10 litrelik diyorsa 6 litreyi 3 kez kullanıyorum. O zaman 6 çarpı 3'ten 18 litre kafadan geldi. Sonra devam ediyorum. 10 litrelik kovayı 5 kez kullandığı havuzun yarısı dolduğuna göre diyor. E o zaman 10 litrelik havuzda 5 kez kullanıyor. E geliyorum o zaman 10'la da 5'i çarpıyorum. Buradan ne gelecek? 50 gelecek. 50 litreyi kaptım. Güzel. Arkadaşlar, yarısı bak dikkat. Bazen dalıyorsunuz hemen diyorsunuz ki, Aa ben buldum 50 ile 18'i topluyorsunuz. Cevap 40-68'dir diyebiliyorsunuz. Ama daha soru bitmedi. Okumaya devam edeceğiz. Yarısı dikkat lütfen. O zaman ben bunları bir toplayayım. Şöyle bir topladım arkadaşlar. 50 ile 18'i toplarsam 8-68. E, 68 yarısı olduğuysa bunu bir de 2 ile çarparsam 8 kere 2 16 1 6 kere 2 12 3. o zaman 136 derim ve Bolu'yu işaretler. Sakin olacaksınız. Bak ne yapıyoruz? Tek tek okuyoruz. Hasan dedik durduk. Sonra 6 litrelik ve 10 litrelik kovaları kullanarak başlardaki süs havuzunu Tamam burada durur. Sonra 6 litrelik kovayı 3 kez demiş. E, o zaman 3 kez kullandıysa 6 çarpı 3 diyeceğiz. Tamam. Kolay. Sakin. Peki. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. 4 basamaklı 7 üçgen 6 daire sayısı 2'ye 3'e ve hem de 5'e kalansız bölünebildiğine göre üçgen ve daire yerine gelebilecek en büyük değer kaçtır? En büyük değeri soruyor. Şimdi 2'ye 3'e hem de 5'e. Şimdi 2'ye bölünebilmesi için bu sayının sonu ne olması gerekir? 0, 2, 4, 6, 8 olması gerekir. Bunlardan biri varsa bu sayı 2'ye bölünebilir. E bir de benden 5 beş istiyor. 5'e bölünebilmesi için de sonun sayının sonunun 0 veya 5 olması gerekiyordu. E bakıyorum burada sadece 0 var. O zaman dairenin alabileceği değer nedir? 0'dır arkadaşlar. 0 alabilir. Sonra bakıyorum çünkü 5'e tam bölünebilmesi için ya 0 olacak ya 5 olacak. E burada 5 yok. O zaman 0 olması gerekiyor. Peki 3'e bölünebilme kuralını hatırlıyoruz. Sayıları yazıyorum. 7 vardı. Artı üçgen var, artı 6 var, artı bir de 0 var. Çünkü daireyi 0 olarak bulduk. Bakın 6 zaten 3'e bölünebildiği için direkt götürebilirsiniz, silebilirsiniz. Yani şuranın tamamını silebilirsiniz. Sadece 7 artı üçgenin 3'ün katı olduğunu bilmen gerekiyor. Peki ben bakıyorum 7'ye kaç eklersem 3'ün katı olabilir? 9 olması için 7'ye 2 eklemem gerekiyor. Bundan sonra şöyle düşünün. 2'ye artık bir örüntü olarak görüyoruz bunu örüntü olarak. Her seferinde 3 eklememiz gerekiyor. 2'ye 3 eklersem 5. 5'e 3 eklersem 8 değil mi? Doğru 8. E 8'e 3 eklersem 11. Ama 11 2 basamaklı sayı olacağı için 11'i kabul edemiyorum. 8'de kalmam gerekiyor. He, o zaman benim üçgenimin alabileceği en büyük değer de 8. E, dairemiz de 0'dı. Bunları toplarsam 8 artı 0'dan 8 elde edebilirim. O zaman cevabım dolu olur. Dördüncü soru. 5 üçgen 2 basamaklı sayısı asal sayı olduğuna göre yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır? Asal dikkat et. Şunu söylüyorum sizlere arkadaşlar. Bu tür sorularda sayının tamamını yazın. Yani 50 ve üçgen sayısını yazın tamam mı? Sonra altına yardırın. Ne olabilir bu? 0 olabilir. Yani 50 olabilir, 51 olabilir, 52 olabilir, 53 olabilir, 54 olabilir, 55 olabilir, 56 olabilir, 57 olabilir, 58 olabilir, 59 olabilir, değil mi? Ama benden asal sayı istediği için hemen şöyle düşüneceğim. Buradaki çift sayıları ben bir eliyim, değil mi? Çiftleri gördüğümde bak 0 olursa 2'ye bölünebilir, asal olmaz, gitti. Çiftleri eliyorum. Dikkat. Eledim. Sonra 51 diyorum. 51 nedir? 1 versem 5 1 daha 6 3'e bölünebileceği için bu o zaman asal değildir. 51 denedim. 53 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor, 7'ye bölünmüyor. Tamam. O zaman diyeceğim ki he 53 benim birinci asal sayım ve üçgenin üçgenin gelebileceği değer ilk değer nedir? 3'tür. Okey. Sonra bu 3'ü aldım. 5 zaten 55 5'e bölünebilir 11'e bölünebilir gittim. 57'ye bakıyorum 5 ile 7'yi toplarsam 12 yapar. 3'e bölünebilir. Gitse. 59'a bakıyorum. Ne 2'ye bölünebiliyor, ne 3'e bölünebiliyor, ne 5'e bölünebiliyor, ne 7'ye bölünebiliyor. Bölünmediği için de bu da asaldır diyeceğim. O zaman diğer durumda 59'dur diyeceğim. Ve iki durum vardır. 3 ve 9. Toplamını sorduğu için 9 artı 3'ten 12 diyeceğim. Ve yoluma bakacağım arkadaşlar. <laughs> Peki. Ben şimdi soru. 20 ile 36 sayılarının Farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Peki, 20'ye bakıyorum. 2'ye böldüm 10, 2'ye bölüyorum 5 ve 5'e bölüyorum 1. Şimdi 20'nin asal çarpanlarını bu şekilde asal çarpan algoritmasıyla buluyoruz. Sonra diyorum ki farklı dediği için 2 ve 5'i alabilirim. O zaman 20'den ne geldi arkadaşlar? 2 ve 5 asalları geldi. Bir de 36'ya deniyorum. 36'nın asal çarpan algoritmasıyla asallarını bölüyorum. İlk önce buluyorum 2'ye böldüm 18. 2'ye bölüyorum 9. 3'e bölüyorum 3. 3'e bölüyorum 1. Sonra bunları ne yapıyorum? Farklı olanları alıyorum. 2 ve 3 var. O zaman 36'dan da 2 ve 3 asalları geliyor mu? Evet. Zaten 30 ile 20 ile 36 sayılarının dediği için farklı olduklarını gösteriyorum. 2, 3, 2 ve 5. Asal çarpanların toplamı kaçtır? 2 artı 2 artı 5 artı 3'ten 4, 9, 12 yapıyor. Toplamları 12 olacaktır ve cevabım da C olur. Peki 6. sorumuza bakalım. <laughs> Mehmet aklından tuttuğu sayının 6 ve 4'e kalansız bölündüğünü söylüyor. Dikkat! 6 ve 4'e kalansız bölünüyor. Hmm. O zaman bu sayılar 6 ve 4'ün katlarından biri olabilir. Tamam, süpersiniz. Mahmut'un aklından tuttuğu sayı 30 ile 70 arasında olduğuna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisidir? Kolay. Peki. Şimdi öncelikle 30 ile 70 arasında diyor ve 6 ve 4'ü kalansız bölmesi gerekiyor. Bakın Ekok diye bir şey vardı arkadaşlar. Ekok. Neydi bu Ekok? En küçük ortak kattı. Yani 2 iki veya 2'den fazla sayının ortak katını, en küçük ortak katını alabilmemiz için. Taktik neydi? 2 tane sayıyı veya 2'den fazla sayıyı yan yana yazarsın. Çizgimizi çekeriz. Ondan sonra bölmeye başlarız. 2'ye böldüğümde bunu 3, bunu 2 olarak görüyorum. 2'ye bölüyorum bunu 1, bunu 3 olarak görüyorum. 3'e bölüyorum 1, 1. Peki buradaki tüm bulduğum sayıları yan yana çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 4 kere 3'ten 12 gelecek diyorum. Yani bu iki tane sayının ekoku 12'dir. Öbür türlü başka yoldan nasıl bulursun? Şu şekilde bulabilirsin. 6'nın katlarını alıyorum. 6, 12, 18, 24. Devam eder. <laughs> Ve 4'ün katlarını alıyorum. 4, 8, 12, 16. Devam ediyor böyle. Benim ilk en küçük ortak katım olan sayı hangisi? Bak bunda 12 ortak, bunda da 12 ortak. He, bu şekilde de bulabiliyormuşuz. Evet, bu devam eder. Mesela 12, 24, 16, 20, 24 diye gider 4'ün katı. Bak burada bir de 24'ler var mı? Var. Yani 12'nin ben katlarını aldığımda zaten ikisinin ortak katını almış olabiliyorum. Anlaştık mı? E bana diyor ki 30 ile 70 arasındadır diyor. 12'nin katlarını alıyorum. 12 24 36 48 60 72 yapıyor değil mi bu da? 72. Hmm. Şimdi 30 ile 70 arasında hangi sayı var? göre bu sayı aşağıdakilerden hangisidir? 48 var. Bir de 60 var değil mi? 48 ve 60. Şıklara bakıyorum 66 olamaz. 48 evet 48 olabilir. 36 zaten yok. 32 zaten değil. O zaman cevap 48 olacaktır. <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar. Boğazlar, boğazlar cici. 7. sorumuza bakalım. Verilen A, B ve C kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Asal sayı olan rakamlar. Şimdi ben rakamları şöyle hatırlıyorum değil mi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. He, bunlar benim için rakam mı? Rakam. Benden ne istiyor? Asal sayı olan rakamlar istiyor. En küçük asal sayı 2 değil miydi? Evet 2 var. Sonra 3 var. Sonra 5 var. Ve sonra 7 var. He, bunlar asal. O zaman ben A'nın kümesine ne diyebilirim? A'ya derim ki 2'ye 3, 5 ve 7'dir derim. Peki bir de B'yi bulalım. Tek sayı olan rakamlar. Tek sayıları istiyor bir de. Tamam. Rakamları zaten buraya yazmıştım. Tek sayıları hemen mavi işaretliyorum. 1, siyahla işaretliyorum pardon. 1, 3, 5, 7 ve 9 dokuz da 9'dur. O zaman B'yi de şu şekilde yazıyorum. 1, 3, 5, 7 ve 9 şeklinde yazdım. Çift sayı olan rakamlar. Hemen C yazıyorum. Çift sayı olan rakamlar. Hemen onu da kırmızı değil, mavi ile işaretliyorum Çift sayılar. 0 2 4 6 ve 8. Hemen yazıyorum. 0 2 4 6 ve 8. Tamam. Şimdi geliyorum küme sorularını çözmeye. Bakalım. S dediğimiz yani şu şekilde düşündüğümüzde S A dediğimiz A'nın eleman sayısını söyle bana diyor. Tamam mı? A'nın eleman sayısını söyle. Tamam söyleriz yahu sıkıntı yok. Ama burada A artı B'nin eleman sayısını söylemiş. E bakıyorum. A'nın eleman sayısı 1, 2, 3, 4. Peki B'nin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5. E ben bunları toplarsam 9 yapacak. E bu yanlış. A artı C'nin eleman sayısı 2'ymiş. A'ya bakıyorum 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu da değil. 2 de olamaz. B artı C'nin eleman sayısı 0 demiş. Şaka mısın? Bu soru şaka mı? Bu şık şaka mı? Değil tabii ki. S, A'ya bakıyorum. Yani A'nın eleman sayısına bakıyorum. 4 mü gerçekten? 1, 2, 3 ve 4. Evet. O zaman ben diyeceğim ki A'nın eleman sayısı 4'tür. Ve bu, doğru, bu sorunun cevabı da Denizli'dir diyeceğim. Arkadaşlar her bir virgül bana bir tane eleman sayısını verir. Dikkat. <laughs> 8. Yukarıda A ve B kümelerinin Venn şeması yöntemiyle gösterimi verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Peki. Şimdi bu işaret neydi arkadaşlar? Birleşim. Hemen hatırlatalım. Bu işaret bizim için birleşimdi. Şu işaret bizim için kesişimdi. Kesişim dediğimiz dikkat ortaklar. Ortak olanlara dikkat edeceğiz. Tamam mıdır? Süpersiniz. Peki şu işaret de zaten elemanıdır. Şimdi biz bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmez isek yorum yapamayız. O yüzden bilmemiz gerekiyor. Bakalım. Buna göre şimdi hangisi yanlıştır? Şimdi demişiz ki A birleşim B. A birleşim B'ye bakıyorum. 1 olur, 2 olur, 3 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur. Birleştirdiğim için hepsini alıyorum. Ama ortak olanı bir kere alıyorum. Peki bir elemana mıdır bunun? Evet. Çünkü A birleşim B'nin içerisinde 1 var. Bu doğru. A kesişim B. A ile B'nin ortak noktası neresi arkadaşlar? Değil mi? Burası ikisinin ortak kesiştiği. Yani kesişme doğru durumu burası. Kesişiyorlar. Evet yanlış anlamıyoruz. Normal kesişmek. Evet bu kesişmeye baktığımızda arkadaşlar 2'yi görebiliyoruz değil mi? O zaman elemanı mıdır 2? Doğru elemanıdır. A birleşim B'nin 6 elemanı vardır diyor. Eleman sayısı 6'dır. Hemen sayıyorum. Şimdi burada bir tane var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu da doğru. A kesişim B'nin eleman sayısı 2 tanedir diyor. Hayır yahu bak burada zaten kesiştirmiş adam bir tane 2 olduğunu görebiliyorum. Bir tane küme eleman olduğunu görebiliyorum. O yüzden bu yanlış olacaktır. 9. Eş bölmelere ayrılan yukarıdaki sayı doğrusunda harflere karşılık gelen tam sayıların hangisi yanlış verilmiştir? Bakıyorum. Eksi 3, 1. 1, 0, eksi 1, eksi 2. Evet. Mesela 1'den başlayalım. 1, burası 0 olur. Burası eksi 1 olur. Burası eksi 2 olur. Burası eksi 3. Burası eksi 4. Burası eksi 5 olur. Hepsinin değerini bulduk mu bulduk? Hatta buraya da yazalım. Burası da artı 2 olacaktır. Yani biz sayı doğrusunda sağa doğru gittik, gittikçe sayı büyütüyoruz, arttırıyoruz. Ama sola doğru gittikçe azaltıyoruz. Sıfırdan sonra eksiler geliyor. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 diye gidiyoruz. Peki k'nin eksi 5 olduğu söylenmiş. Evet k'ye bakıyorum eksi 5'i görebiliyorum. Bu doğru. L'ye bakıyorum eksi 4 demiş. L nerede? Eksi 4. Bu da doğru. E bakıyorum abi M'ye bakıyorum. M de demiş ki bana eksi 2 demiş. M eksi 2 mi? Evet. Bu da doğru. N'ye eksi 1 demiş. N, 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 ne, N. Ne. N'imizi görüyorsunuz 0. O yüzden cevabım yanlış olarak Denizli'yi işaretleyeceğim. 10. sorumuz. Biri mutlak değer ve sıralama sorusu. Yukarıdaki tam sayıların sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar <laughs> bu arada bu bizim e, birinci senaryomuz. Tamam mı? Bu birinci senaryomuz. Bir de bunun ikinci senaryosu, üçüncü senaryosu, dördüncü senaryosu olacaktır. O yüzden bunları kaçırmamak adına abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Peki. Şimdi eksi 5'in mutlak değeri var. Şimdi mutlak değeri unutmuyorsunuz değil mi? Mutlak değeri biliyorsunuz. Dışarıya pozitif diye çıkar. Ben bunu mesela mutlak değer içerisine alırsam eksi 5'in mutlak değerini alırsam artı olarak alacağım. Artı 5 demek. Zaten mutlak değer demek bir ölçüm birimi demek. Ölçümü ben eksi olarak ölçemem mi ki. Birim olarak düşündüğümüzde eksi 5 birim diyebilir miyim? Hayır. O yüzden mutlak değer kullanıyoruz. Negatif sayılarda hani sayı doğrusunda negatif kısımlar olduğu için bunu mutlak değer olarak kullanmamız gerekiyor. Yani sen herhangi bir sayının iki tane çizgisi yanında iki tane bir çizgisi olduğunu düşündüğünde bu bir mutlak değerdir ve dışarıya artı olarak çıkar. He o zaman burası direkt 5 olarak görüyorsun, Tamam mı? O zaman bize doğru verilmiştir diyorsa bakıyorum küçükten büyüğe sıralanmış. Bakın küçük büyük karıştırılması yaparsanız şöyle düşünün. Mesela şu ifade küçüktür. Bak buraya yazmış. Tam bir tane çizgi çiz. çiz bak k'ye dönüştü gördün mü? Küçük. Karıştırırsam. Bir şekilde de şöyle hop buradan çekersen. Bak b'ye büyük gibi de karıştırmamak adına yapabilirsiniz. Şimdi sıfır küçük bir küçük bir şimdi tamam sıfır 1'den küçük. 1, 5'ten küçük. 5, 4, eksi 4'ten küçük olabilir mi? Hayır. Negatif bir sayı bu. Gitti. Şimdi eksi 4 sıfırdan küçük. Okey. 0, 1'den küçük. 1 de mutlak değer eksi 5'ten küçük olacaktır. Doğru sıralama. Eksi 4, 0, 1 ve aslında bu mutlak değer eksi 5, eksi 5 olduğu için artı 5'tir bu arkadaşlar. O yüzden bu benim için doğru seçenek olacaktır. Diğerlerine bakalım. Eksi 4 küçüktür 1, 1 küçüktür 0, 0 5'ten küçük müdür? Hı, -hı. Eksi 1 küçüktür. Eksi 4'ten. Hayır tabii ki. Eksi 1, eksi 4'ten nasıl? Bu eksi, pardon bu artı 1 olacak. Eksi 1 nereden çıktı? Artı 1 küçüktür. Eksi 4'ten olabilir mi? Olamaz tabii ki. Tabii ki. Amin. İnşallah, inşallah çok güzel notlar alırsınız. Amin. <laughs> Yukarıdaki ifadelerin aralarındaki boşluklara sırasıyla eşittir, küçüktür ve büyüktür işaretlerinden hangisi gelmelidir? Şimdi ben bunun artık artı 6 olarak görüyorum. Değil mi? Mutlak değer eksi 6'ya artı 6 olarak görüyorum. eksi 6 demiş. He, o zaman bu bundan büyük olacaktır. Burada bir 2 var. Burada bir 5'i var. O zaman bu bundan küçük olacaktır. Eksi 8 artı 8. E ben bunu mutlak değer içerisinden çıkarırsam artı. E bu mutlak değer içerisinden çıkınca artı. Bakın dikkat edin. Artı eksiye dönüşmüyor. Sadece eksi artıya dönüşüyor. Siz bunu karıştırabilirsiniz. Mesela artı 8 ya da sadece 8 varsa o da artıdır. Dışarıya eksi 8 diye çıkmaz. Lütfen direkt 8 diye artı diye çıkacaktır. O yüzden bu da benim için eşittir olacaktır. Yani Büyüktür, küçüktür ve eşittir. Büyüktür, küçüktür ve eşittir. C olacaktır. 12. K tam sayısının mutlak değeri 3'ten küçük olduğuna göre K'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Bak K tam sayısının mutlak değeri 3'ten küçükmüş. K'nin değeri küçüktür 3'ten. Tamam. Şimdi 0 olabilir K. 1 olabilir, 2 olabilir. 3 tane mi vardır? Hayır. Sen bunu eksiler içinde konuşacaksın eksi 1 de olabilir ki eksi 2 de olabilir. Çünkü ben eksi 1 alırsam 1 olur. Eksi 2 alırsam 2 olur. Ama eksi 3 alırsam 3 olur. Eşit olur olmaz. O yüzden 0 olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir. Eksi 1 olabilir. Eksi 2 olabilir. O yüzden 5 tane farklı değeri vardır diyeceğim. Çünkü bize bakın burada ne demiş? Tam sayıdır demiş. Tam sayı dediği için negatifleri de almamız gerekiyor. Unutmuyoruz. 13. Üçgen bölü 4 kesri 5 bölü 10 kesrinden büyüktür. Bunlar göre üçgenin alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır demişiz. Tamam bakalım. Sümüklü oldum bu aralar. Grip oldum galiba. Okuyordu bunu bakıyor. Bak burnum zaten bak. Hep girmeyeceğini görüyoruz. Burada değil. Geliyor şu desem. Heh. Ee, büyüktür. Bu büyükmüş. He. O zaman şöyle düşünün. Hop. Hop. Büyüktür. 5 bölü 10. Buna göre alabileceğin küçük doğal sayı kaçtır? Bakın arkadaşlar bu tür sorularda şunu yapmanız gerekiyor. Aşağılar biri 4 biri 10. Ben bunu sadeleştirebilirim. Tamam mı? Sadeleştirmeyi her zaman aklınızın bir köşesinde tutun. Tamam mı? Sayılar sadeleşebiliyorsa sadeleştirerek düşünün. Bunu ben sadeleştirdim. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 2. He aslında bu sayı 1 bölü 2 imiş. Tekrardan yazıyorum. Üçgen bölü 4 büyüktür. 1 bölü 2'den. Doğru mu? Şimdi ben bunun aşağısını eşit yapmam gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Aşağıyı eşitlemem gerekiyor. E eşitleyeyim aşağıyı. E ben bunu 2 ile genişletebilirim. 2 ile genişleteyim aşağının 4 olması lazım. Eşit olması gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam, eşit olsun istiyorum. O zaman ben bunu üçgen bölü 4 büyüktür 2 bölü 4 olarak gördüm. Tamam. Bana en küçük değeri soruyor değil mi? O zaman aşağılar eşitse o zaman bu ifadenin yani payın yandaki sağ taraftaki işlem e, sayının payından büyük olması gerekmiyor. O zaman en küçük olarak ne verebilirim ben buna? 3 verebilirim, 4 verebilirim, 5 verebilirim, 6 verelim ve bu sonsuza kadar gider. Çünkü büyük bir ifade. O yüzden benden en küçüğünü istediği için 3 verebilirim. O yüzden cevabım 3 olur. 14 Buna göre A noktasına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 9 eş parçaya ayrılmıştır. 0 ile 1 arası 9 eş parçaya ayrılmış. Güzel. Burada şuna dikkat ediyorsunuz. Diyorsunuz ki parça sayısı kaç? 9 parça demez. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu iki nokta arasını sayıyorum. Dikkat. İki nokta arasını sayıyorum. Ve bu iki nokta, sayı, iki nokta arası bana kaç parça olduğunu söylemiş. 9 parça. Hemen bir çizik çiziyorum. Ve altına 9 parça olduğunu söylüyorum. Peki bana A noktasının nerede olduğunu söyleyebilir misiniz burada? Buradan o zaman A noktasına göre yeniden çiziyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He, yukarısı da o zaman 7. 9 parçanın 7'sini istemiş. O zaman cevabım 7 bölü 9 olur. E, 14 müydü bu? 14. Peki. 15'e geliyor muyuz? 15'e geliyor muyuz arkadaşlar? Geliyoruz tabii ki. Şimdi bir duvarın 1 bölü 7'si 7'de birini Hasan Usta 14'de 3'ünü Ali Usta boyuyor. Duvarın kaçta kaçta kısmı boyanmamıştır. Dikkat bak boyanmamıştır diyor. Bunlar boyanmış. O zaman ilk önce ben bunları bir toplayayım. Yani 1 bölü 7 ile 3 bölü 14'ü bir toplayayım. Tamam mı? Bunu 2 ile genişletiyorum çünkü tabanlarımız aynı olsun istiyorum. Aşağılarımız aynı olsun istiyorum. Paydalarımız aynı olsun istiyorum. Payı da dikkat et genişletmek gerekiyor. Yani sen buradaki 2'yi 7 ile çarparken 1 ile de çarpmak gerekiyor. O zaman burası 2 bölü 14. Artı 3 bölü 14. Bak aynı oldu mu? Oldu. Bu sefer toplama yapabilirsin. 5 bölü 14. Peki benim 5 bölü 14'üm boyanmış. Dikkat bak. Boyanmış. Okay. Benim duvarımın tamamı nedir? 1 değil midir? Tamamı. Tamamı 1'dir. O zaman ben 1'den 15, 5 bölü 14'ü çıkarıyorum. Ne yapıyorum? Bunu 14 ile genişlettim. 1 ile 14'ü çarparsam 14 bölü 14 olur. Eksi 5 bölü 14 olur. Burası da 9 bölü 14 olur. O zaman cevabı bol olarak işaretledik ve geçtik. 16. sorumuz. Buna göre mavi dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Bir öğrenci iki dikdörtgen çizerek birini sarıya diğerini maviye boyamıştır. Aşağıdaki sarı dikdörtgenin kenar uzunlukları verilmiştir. Mavi dikdörtgenin kısa kenarı sarı dikdörtgenin uzun kenarına eşittir. Uzun kenarısı sarı dikdörtgenin uzun ve kısa kenarları toplamına eşittir. Şimdi bir tane mavi çiziyorum buraya. Kırmızı çizdim ama biraz da küçük oldu ama arkadaşlar siz bunu mavi olarak görün. Hatta mavi de Olur ya mavi çizeriz. Rahat olun. Biraz bundan küçük çizeceğim ama yapacak bir şey yok. Tamam. Bu mavi. Harika çizmedim. Ne kadar yetenekliyim Allah'ım. Şimdi diyor ki, bak dikkat et. Sarı dikdörtgenin uzun kenarına eşittir mavi'nin kısa kenarı. Bu mavi'nin kısa kenarı olsun. Tamam mı arkadaşlar? Bu kısa kenarımız olsun. Sarının uzun kenarına eşitmiş. Sarının uzun kenarına 20 bölü 3. O zaman burası 20 bölü 3. Burası da bu ikisinin toplamına eşitmiş. E, 20 bölü 3 artı 5 bölü 3'ten 25 bölü 3 yapar. Hmm, o zaman burası da 25 bölü 3 imiş. E görünmedi. Tamam buraya yazayım. 25 bölü 3 neresi? Şu kısa, uzun kenar. Burası kısa kenar burası uzun kenar. Buna göre mavi gölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Çevresinin uzunluğu. Çevre demek Şöyle geliyor bak 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 buradan başlıyor aşağıdan gidiyor böyle geliyor ve böyle geliyor. He. O zaman ben şöyle düşünmem gerekiyor. Şu iki tanesini toplayayım ve 2 ile çarparsam aslında ben çevresini almış oluyorum. Geliyorum şöyle aşağı ineyim. Diyorum ki 20 bölü 3 artı 25 bölü 3'ü topluyorum. Sonra bunları 2 ile çarpıyorum. Çünkü bir de burada var bir de burada var. Birer tane. E çarptığımda ilk önce şunları bir toplayayım parantezi bir düzenleyeyim 20 ile 25'i toplarsam 45 bölü 3 yapar. 45 bölü 3 kısmına baktığımda e, mavi dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi mavi dikdörtgenin kısa kenarı sarı dikdörtgenin uzun kenarına eşittir. 20 bölü 3'e eşit. Uzun kenar ise sarı dikdörtgenin uzun ve kısa kenarları toplamına eşittir. 25 bölü 3. 20 bölü 3, 25 bölü 3, 45 bölü 3. Tamam. Peki arkadaşlar buraya baktığımda burası 45 bölü 3 oldu mu? Çarpı 2 yaptı. 45'i 3'e bölersem 15 yapmaz mı? E o zaman şöyle olmaz mı bu? 15 çarpı 2 dendi. 30 elde ederim ve Denizli'yi işaretlerim. son soru muydu? Evet. Evet arkadaşlar başarılar. Bir de ben bunun ikinci senaryosunu da hazırlıyorum sizler için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz.